Ben İnceleyin bakalım. Ben onu yenilmiyorum. Önce bir elleyin, palpasyon yapılır. Senin memene baktığın kadar memnunum. Ne diyen diyorsun? Palpasyon yap. Dokunun bak sertleşmiş. Hayvan hayvan kurutulmuş. Kaçıncı ayda? 8. ayda mı? Bir ay oldu mu sen bunu? Bir ay mı oldu kurutala? Fazla. Kuru dönem kullandınız mı? Yok. Yok. O zaman bir şey yok. O zaman bir şey yoktu. Bu yakınlarda böyle oldu. Yeni mi farkına vardınız? Evet. Hı hı. Çok sertleşmiş. Kolimas diyoruz biz genelde buna. Tamam mı? Bazen staflar var. Staphylococcus aureus. Onlar çok tehlikeli. Tabii. Katron ya. Bak bayağı şişmiş. Bayağı indi mi şişkinliği? Bugün sabah. Ama bayağı bir sert. Sağa bakalım. Hadi bir sağa bakalım ne çıkacak. Sen bu işi biliyorsun maşallah. Sağma işi. Küçükken çok yapıyordum. Sağma işi yani. O değil, onlar değil. Hasta memeyi sadece. Bak sağma yöntemin güzel de öyle gelmez ama. Şöyle yapacağım. Öyle mi? Bak, gördün evet, mü? Evet. Bak içinden çıkanı gördünüz mü? Sarı suya kesmiş. İrin mi hocam? Yok artık sarı su olmuş. Bu en tehlikeli meme hastalığı işte. O yüzden de şurada. Çok sertleşmiş. Evet. Özellikle kuru dönemde aradığı için sıkıntı var. Kaç gün oldu o yelin yapıyor dediğiniz gün? İşte bir hafta bu. Bir haftadır ağrımış. Bir haftadır ağrımış. Yine vurdu mu antibiyotik gene de? Çek aşağı. Benim ümidim vardı. Bayterine vurdum. Endirdi iyi olur diyordum. İyi olur. Ama memeyi boşaltman lazım. Memenin içine ilaç. Hani bir şey bırakmadım. Her gün sağıyor. Bir haftadır sağıyorsunuz mu? Evet. Babam sağıyor evde. Oo, gene geciktirmişsiniz ya. Bir şey yapmaz ya kızım. Bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz. Aha. Çek. Sen de bunu çek. Oğlum nerede bu mutlula? 20 çek. Kolimastit vakamız özellikle gebelik döneminde ağrımış meme yaklaşık bir hafta önce farkına varılmış ama meme indirme olay var biliyorsunuz meme indiriyor diye gelmemişler fakat daha sonrasında bir meme daha fazla büyüyünce İbrahim amca o zaman farkına varmış. Tedavi yapılmış. Fakat kuru dönemde olduğu için böyle vakalar biraz tedaviye geç cevap veriyor. O yüzden kuru dönemde mutlaka hayvanlara kuru dönem tüplerinden kullanmak lazım. Memeyi korumak için iyi kurutmak lazım. Ve bu şekilde memede simetrik dediğimiz eşit şekilde büyüme yok. Tek taraflı büyüme varsa mutlaka en kısa zamanda bir veteriner hekimimize danışmanız lazım. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Gelin bakalım. Ben dosyayım mı oyunu? He İbrahim amca sen tut. İğnelerini yapalım. Ben yaşlı dostum gene ben bilirim onu. Ben buradan böyle vurdum. Evet arkadaşlar bugün ki tedaviye gittiğimiz hayvanın topallama nedenlerinden biri. Topallama nedeni neydi? Buradaki yanlış. Aldığımız anamneze göre şişme, reaksiyon. Bazı iğnelerin etkisi var. Kas içine gelmese, der altına gelmese, şimdi iğnenin kas içine vurulması lazım. Der altına vurulduğu zaman ne yapar? Burada apseleşme olur. Bak burada bir apseleşme olur. Bu bazen hayvanları toparlatır. Hadi arkadaşlar. Tut sen. Hadi bir şey yapacağız. Hadi iğnelerini yapalım. İbrahim amca sen tut. İbrahim amca. Sen tut yerde. Evet. Gelin arkadaşlar tekme yemiyorum. Bu yönden mi şey yapacak? Tekme atmaz. Tekme atmaz mı? Yok. Hayvan şey burnundan tut olmasa. Tekme atar mı? Burnundan tut da şu mesafede bak. Tekmenin mesafesi şuraya kadar gelir. Evet. Kendimiz buna koyuyoruz. Gelin. Gel. İğneyi neden yapıyoruz? Benim yöntem bu arkadaşlar. Elimi şu noktaya koyuyorum. Tamam mı? Şu serçe parmağımı. Baş parmağım da buraya geliyor. Evet. Şu nokta. İki tane kas var. Görüyor musun? Kası evet, arası. Evet, gelin bakalım. Şöyle deneyim hocam. Şöyle. Aynen. Şöyle karış koydum. Şu karışın şu noktası. Sana şimdi çok göre. Uzun karışıklar falan var. Şuraya evet. Kadar gelebilir ama ortalama şöyle bir
şu mesafe. İki kas arası. Evet, nasıl iğneyi nasıl yapıyoruz? Şurada tutuyoruz. Bak şöyle. Şöyle bak. Benim taktiğim bu. Evet. Şurayı sert tutuyorum. Siz böyle yaparsanız yam olur. Ne yapıyorsunuz? Bak. Evet öyle. Bu parmak böyle. Geliyoruz şuraya. Sıkıyoruz. Tamam. Gelin bakalım. Hayvanı ben de tutuyorum. Eline bak şimdi. Evet. Ondan sonra çekiyorsun, tamam. Hafif çekiyorsun. Kan var mı? Çekiyorum, yok. Çekiyorum, kan yok. Tamam. Evet, ağır 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 ağır. Devam. İki. Güzel. Ondan şöyle sonra ne yapıyoruz? Geri bastırıyoruz. Öyle. Bazen kılcal damarlar var. Kanama yapabilir. Evet, sen devam et. Belli buradan içine dönüşmüş. Dur, ben de oradan. Şu noktadan sıkıyoruz. Bak, hayvanlara buradan sıktırıyoruz. Tamam mı? İğne vurdurmadan önce. Buradan tutarlarsa hayvan tekme atamaz. Dikkat et, yine kendin kolla. Evet. Ben öğreneyim. Biz de öğrenelim. Aynı. İki kas arası. Evet. Olabilirim baba. Merhaba. Vitaminimiz var orada. Bir tane şey, ateş düşürücümüz var. Onu da yapalım. Hadi. Nereden vurdun öğrendim. Şunun arasına vuruyor. Ha bak ya. Boyun bölgesinden. Tut bakalım. Gel İbrahim. Heh. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Bu hayvan İbrahim amca iyi baktığı için iyice etlenmiş. Bol kas var. Evet. Evet. Gel bakalım. İyi bakıyor. Toprağı yalıyor. Tam kapılanın arasında. Aynen. 45 derecelik bir açıyla. Evet. Elin koydun mu? Bir daha koy. Tamam. Devam. Hah. Vurdunuz mu? Tamam. Şimdi memeyi boşaltıyoruz. Meme içi uygulama yapacağız. Hadi meme içi uygulama yapacağız. Tamam. Gel buradan göster. Amcam bir daha düzgün yere vursun ki böyle şişirmesin. Önde şu aradaki şu boşluğa eli giriyor. Boşluğa. Buralara da bir de yaparken çekmeyin iğneyi. Böyle bastım yani. Dik vurmayacak bir de. 45 derecelik. Bu şekilde. Yok, şöyle gidecek. Sizin oradan şöyle. Şöyle. Hani göster bakalım. Böyle. 45 derecelik açıyla kas içine girecekler. Yani yatay. Şöyle boşluğa. Şuradaki. Ha. Ver bakalım iğneyi. Şu şekilde. Girecek. Tamam, hadi şey, meme içini getirin. Memeyi boşalttınız mı? Abla sen boş, iyice boşalt. Boş mu? Memede bir şey yok. Hadi meme içi uygulamayı da yapalım. Hadi. Sen yap meme içi uygulamayı da. Evet, tek bak hayvanı dikkat edin, tekmeyi yersiniz. Gene de akıllı olduğundan yani. Tabii hayvan akıllı da ne hayvanlar var, oradan tekmeyi evet. Atan. Şimdi daha sonra ne yapıyorsun? Uyguladın, yukarıya doğru masaj yapıyorsun. Öyle değil, bak göstereyim. İlacı uyguladın. Daha sonra hiç şu şekilde. Yukarıya doğru böyle, tamam mı? Çok şişmiş. Evet. Kuru dönemde aramış. Kuru dönemde ne yapıyoruz? Dört memeyi kuruttuktan sonra kuru dönem ilaçları sıkıyoruz. Koruma amaçlı. Kaç tane yaptınız? Bir tane yaptık. Akşamdan akşama yapılacak bunlar, tamam mı? Meme içini. İbrahim amca. Bu meme içini akşamdan akşama yapacaksın. Vereceğiz gene iki tane. Yarın akşam bu akşama kadar yine boşaltırsınız, sağarsınız. Senin o verdiğin o ilaçtan daha şu ineğe verdiğin duruyor. İyi olunca onu yapmadık. Devam etmediniz mi? İyi oldu. İyi olunca vazgeçtim. Ya işte hep öyle diyorsunuz. İyi yani olunca değil. En az 3 gün, 4 gün, 5 gün
İğneleri bitirin. Mikrop tamam. yarım kalmasın. Mikrop ölmüyor, gizli kalıyor. Ondan sonra bir daha oluyor. Ben bunları yaparım artık. Tamam mı? Bir de bunlara ne yapmamız lazım? Aşı yapmamız lazım arkadaşlar. Mastit aşıları var. Tamam mı? 6 aydan 6 aya yaparsak böyle hastalıklardan koruruz hayvanları. Bak çok yağlanmış. Aslında bu hatalı besleme. Bu kadar hayvanın yağlanmaması lazım ama İbrahim amca da İbrahim amca da yem bol, köyün ağası olduğu için arpa bol, buğday bol, yem bol. Tamam da hamile onlar ne yemiyor? Dar ezmesi yiyor. Bu arpa ezmesi yiyor. İşte ağ olmak kolay değil yani. Ağanın ineği olmak lazım bu devirde. Silaj orada sayısı bellisi. İşte aşırı besleme de iyi bir şey değil aslında. Kepeğe kimse vermiyor. Ondan sonra yağlı karaciğer sendromu oluyor. O da ketozise neden oluyor. Hayvan doğuruyor, ondan sonra vücut yağlı, dışarıdan da artık alamıyor. İhtiyacını da karşılayamıyor. Ondan sonra ketoz şekilleniyor. Sonra işte kızgınlık tutmuyor. Biometradır, metritistir. Bunlar da oluşuyor. Mastitis oluşuyor. Evet. Her şey güzel. İbrahim amcamın tek eksiği var. Hayvanlarında vitamin mineral eksikliği var. Yem fazla. Ama vitamin mineral eksikliği var. Hadi ne yapıyoruz? Vitamin topu atıyoruz. Evet. Hadi vitamin topu ayarlayın. Yazdan motor geldi mi toprakları yiyorlar. Tabii işte yem çok ama içindeki vitamin eksik. Ona yapmayacağız. Şu ona yapacağız. Evet arkadaşlar az önce pikalı hayvanımızı da gördünüz. Toprak yalama vardı. Daha sonrasında dil çevirme problemini de gördünüz. Buna bir vitamin topu uygulayarak vücuttaki o eksiği, o açığı kapatmamız lazım. O yüzden vitamin topu uygulayacağız. Farklı bir şey yapıyor. Evet arkadaşlar. Bugün bir mastitis vakasına geldik. Kuru dönemde meme ağrıması. Sıkıntılı bir hastalık. Kuru dönemde mutlaka kuru dönem ilaçları var. Memeyi korumaya yönelik. Hayvanı kuruttuk. En son ne yapıyoruz? 4 tane kuru dönemi sıkıyoruz. Doğuruncaya kadar içerisinde memeyi koruyor. Yine ayrıca mastit taşları var. 6 aydan 6 aya da onları yaparsak düzenli olarak bu tür problemin önüne geçeriz. Bak burada bir kuru hayvanımızda da var. Bu da memesi ağrımış kuru dönemde. Bunu da ağrımış. İşte ne yapıyoruz? Kuru dönem mutlaka kullanmamız lazım. Yine diğer ineğimizde pika vardı. Toprağa yarıyordu. Siz de gördünüz. En büyük sebeplerinden birisi vitamin mineral eksikliği. Onu da tamamlamaya yönelik mide vitamin topu uygulaması yaptık. Bugünkü buradaki işimizi bitirdik. Amca geçmiş olsun tekrar. Sağ ol, sağ ol. Seni işte çağırmam nedeni bu. Sen kırmızıları iyileştiriyor. Ya oh evet. Senin güzelliğin İbrahim Bey. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Biz tecrübemizi o zaman konuşturuyoruz. Sen bir tek öyle dedin. Düzeldi mi o? Güzel. O da şey değil mi doğum yapmıştı. Bugün sizi küçük bir şey canla ne geldi evet, doğum evet. Yaptırmadınız. Memeleri koradı. Ha şunun memesi evet. Özlendi de çok değer onu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz tamamlıyoruz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.